Ozon terapiyi kanser tedavisinde tamamlayıcı tıp adına destek tedavi için kullanabiliriz. Kanserin pek çok çeşidi vardır ve öncelikli olarak elbette ki doktorunuz tarafından belli bir tedavi protokolü almanız gerekir. Radyoterapi ya da kemoterapi yapıldıktan sonra halsizlik, yorgunluk hissederseniz ozon terapi uygulatabilirsiniz. Radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarından sonra halsizlik ve yorgunluk hissederseniz ya da bağışıklık sisteminiz zayıfladığı için bazı enfeksiyonların arttığını görürseniz ki özellikle mantar enfeksiyonları, ozon terapi bu konuda da kullanılabilir. Vücudunuzda, ellerinizde ya da genital bölgede oluşan mantarlar için ozon terapi oldukça iyi bir tedavidir. Ancak radyoterapi alan hastalar için çok daha değerlidir. Radyoterapi sırasında ortaya çıkan yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, hastalıklara karşı eğilimin artması ozon terapiyle ortadan kaldırılabilir. Radyoterapi öncesinde ya da radyoterapi sırasında haftada bir kere olmak üzere kan ozonu uygulanırsa eğer, radyoterapinin çok daha rahat atlatılabildiği, çok daha kolaylıkla bu dönemi geçirebildiğini görüyoruz. Ozon tedavisi tabii ki kanserin ana nedenini tedavi etmek için ya da kanser tedavisi için kullanılmıyor. Tekrar etmek lazım, özellikle kanser hastalarında ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda iyilik halini arttırmak için tamamlayıcı tıp için, daha doğrusu destek terapi anlamında kullanılabilir.